Arkadaşlar merhabalar, herkese iyi akşamlar. Normal şartlarda Doğu yarışlarının tahminlerini kanalımızda vermiyoruz. Fakat bundan sonra Yunus Emre kardeşimizin ısrarı üzerine Doğu tahminleri de vermeye başlayacağız. Bugün bir video ile beraber başlıyoruz. Sevgili Yunus Emre Kırbaç kardeşim yorumladı kısa bir video şeklinde yarınki Elazığ 13 Eylül Elazığ koşularını yorumladı. Kendisine teşekkür ederim. Bakalım başarımız nasıl olacak, durumumuz nasıl olacak, dostlara faydamız olacak mı? Yunus Emre'nin ağzına, emeğine, yüreğine sağlık diyorum. Ve koşuları kısa kısa yorumlamak üzere sözü Yunus Emre'ye verirken sizlerden de beğeni yapmasını yapmanızı, ayrıca kanalımıza da abone olmanızı rica edeceğim. Herkesin şansı bahtı açık olsun. Herkese bol şanslar, iyi akşamlar. Selamlar dostlar. Yarınki Elazığ altılısını sizler için değerlendirdim. Saatler 19.00'ı gösterdiğinde altının ilk ayağı başlayacak. Ben bu koşuda sizlere toplamda 4 isim önereceğim. İlk sıradan önereceğim isim 9 numaralı Nalkıran. Ben çok etkili bir yarış bekliyorum. İlk sıradan favori ismim olarak sizlere öneriyorum. Daha sonrasında rakipleri 5 numaralı Kazancı, 7 numaralı Kral Camus ve son olarak da 1 numaralı Daya Ahmet'e bir çarpı atabiliriz dostlar. Gelelim ikinci koşuya. Saatler 19.30'u gösterdiğinde başlayacak. Ben bu koşuda karışık olarak gördüğümden dolayı sizlere toplamda 7 isim önerdim dostlar. İlk sıradan önereceğim isim 4 numaralı Hazar Bey. Ben idman pistinde genel görüntüsünü çok beğendim. Bu safkanı ilk sıradan öneriyorum. Daha sonrasında 5 numaralı İmtihan, 13 numaralı Varşirin, 9 numaralı Gelinci Çiçeğim, 11 numaralı Hoş Seda, 6 numaralı Vigilans ve son olarak da 10 numaralı Gönül Sayfama bir çarpı ataraktan toplamda 7 isime yer verebiliriz dostlar. Gelelim 3. ayağa. Saatler 20.00'ı gösterdiğinde başlayacak. Bu koşuda ben sizlere bir alternatif banko önerim olacak dostlar. Bu isimde son yapmış olduğu koşusundaki birinciliğini çok beğendiğim 6 numaralı Toretto'yu siz değerli dostlarıma küçük ve orta ölçekli kuponlar için banko olarak öneriyorum. Şablonunu daha geniş tutan dostlarımız var ise son koşusunda gerilerden mükemmel sprintle gelen 8 numaralı Fermuz'a bir çarpı atalım geniş şablonda. Gelelim 6. koşuya. Altının 4. ayağına saatler 20.30'u gösterdiğinde başlayacak. Ben bu koşuda sizlere bir alternatif banko daha önereceğim. Bu isim idman pistinde genel görüntüsünü çok beğendiğim, artık hazır duruma geldiğini düşündüğüm 7 numaralı Endless River'dan çok mu çok etkili bir yarış bekliyorum. Bu isim gelmezse karışacağını düşündüğüm ve sizlere rakip olarak 8 Fast to Finish, 2 numaralı Angelina, 4 numaralı Noble Blossom, 9 numaralı Modern Girl, 1 numaralı Greater Hunter ve son olarak da 5 numaralı Ünlünün Gülünü öneriyorum. Gelelim 7. koşuya. Ben bu koşuda sizlere bir banko önereceğim dostlar. Bu isimde son yapmış olduğu koşusundaki birinciliğini çok beğendim. 1 numaralı Baver Ağa'nın yanında at göremedim dostlar. Siz değerli dostlarıma da net banko olarak 7. koşuda tabela ayağında 1 numaralı Baver Ağa'yı öneriyorum. Gelelim 8. koşuya, altının da son ayağına. Karışık olarak gördüğüm bu ayakta ben sizlere toplamda 8 isim önereceğim. İlk sıradan önereceğim isim 9 numaralı Prenses Dilara. Ferit Yardımcı İdaresi'ndeki bu safkan startla birlikte liderliği alırsa şayet bu liderliği fotoya kadar taşıyacağını düşünüyorum. Rakipleri 2 numaralı Fırtına İbiş, 13 numaralı Yellow Rose, 5 numaralı Kral Efe, 6 numaralı Ova Akçalı, 4 numaralı Kral Levi, 1 numaralı Barskan'ın oğlu ve son olarak da bombadan 10 numaralı Hesra Hanım'a da bir çarpı atarak şablonumuzu tamamlıyoruz dostlar. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim. Kalın sağlıcakla.